Dediniz ki siz de biraz önce artık tüm silahlar kullanılacak. Yani tüm silahlar kuşanılacak. Bu son 10 gün bu şekilde devam edecek. Şimdi onlardan bir tanesi acaba emekliler için bir seyyanen zam müjdesi olur mu, olabilir mi? Ekonomik göstergeler açısından baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki bir çivi bile çakmasak, bütün bütçeyi buraya aktarsak bile yok, kaynak yok, para yok demişti. Dün de ekonominin aslında ne kadar güzel, ne kadar iyi olduğunu anlattı Isparta'da yaptığı açıklamalarda. Şunu sormak istiyorum, emekliler seyyanen zam bekliyor ve siz de bugün Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde de ifade ettiğiniz gibi, hatta arkadaşlarımızdan rica edelim o manşeti de alalım ekranlara. Önceki seçimlerden farklı olarak bu seçimde başta emekliler olmak üzere bazı kesimlerin sesini duyurmaya çalıştığını görüyoruz. O ses sizce duyuldu mu? Seçime 10 gün kala son bir hamleyle acaba emekliye bir seyyanen zam müjdesi gelir mi? AKP kulislerinde konuşulduğu gibi. Nasıl yorumlarsınız? Ya emeklilik meselesi Erdoğan'ı ve AKP'yi zannettiğinden çok daha fazla yorduğunu ve sıkıntıya soktuğunu söylemek mümkün. Çünkü toplumun artık en alt kesimini temsil ediyorlar ve sayıları 16 milyon. Bunun 10 milyonu gerçekten açlık sınırında hayatta tutunmaya çalışıyorlar. Bir başka önemli şey, yaş dilimi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne en yüksek desteği veren kesimden bahsediyoruz aslında. Adalet ve Kalkınma Partisi en yüksek desteği 50 ve 50 yaş üzeri kesimden alıyor. Bu da büyük bölümünün emeklilerin olduğunu gösteriyor. Şimdi biz bugüne kadar yaptığımız hesaplarda aslında bu emeklilerin tavrı yoktu. Bu hesap daha çok siyasi partilerin üzerinden ve 5 yıl boyunca belediyelerin çalışmaları üzerinden bir matematik yapıyorduk. Eğer emekliler gerçekten sokakta hissettiklerini sandığa yansıtacaksa, bu Erdoğan açısından, AKP açısından çok daha vahim sonuçlar yaratabilir. O açıdan mutlaka konuşuyorlardır kendi aralarında, yani yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Ama gerçekten seyyanen zamın bile, yani bir 2.000 liralık seyyanen, 3.000 lira değil, Ramazan 5.000 lira olsa ve birkaç 1.000 lirada seyyanen zam olsa, bunu çözebilecek bir şey değil, emeklilerin tepkisini çözebilecek bir manzara yok ortada. Daha fazlasını da yapabilecek güçleri yok. Bu anlamda da çok sıkışmışlar. Ama emekli meselesini gerçekten çözemezlerse, bu konuda hiçbir şey yapamazlarsa, inandırıcı bir vaat gelmezse, biz çok daha sahada da görmediğimiz kadar bir sürprizle karşılaşabiliriz. Orası gerçekten bir barut fıçısına dönmüş durumda. Ne kadar reaksiyon vereceklerini kestirmek mümkün değil. Yani o reaksiyon şiddetli biçimde sandığa ulaşırsa, hangi ittifak olursa olsun Erdoğan'ın başarı şansı kalmayacak. Çünkü kendisini destekleyen kitle büyük oranda başka bir yere gidecek ya da sandığa gitmeyecek. Bu Erdoğan'ın en son isteyeceği şey. Yapabilir mi? Gerçekten yapmak zorunda görünüyor bir yandan. Ama ülkenin ekonomik durumu, partisinin pozisyonu, Mehmet Şimşek'in oradaki varlığı bu meseleyi çok kolay olduğunu göstermiyor Erdoğan. Yani eski seçimde olduğu gibi veriyoruz gitti diyemeyecek. Benzer hikaye aslında 2019'da da yaşamıştık hatırlarsanız. 2018 seçimlerinde krediler düşmüştü, düşük faizde krediler çok fazla verilmişti, piyasaya çok fazla para sürülmüştü. 2018'de bütün varlıklar bir şekilde tüketilmişti. 2019 yerel seçimlere çok bir şey kalmamıştı ve 2019 yerel seçimlerini biraz kaybetme nedenini de buradan görmüşlerdi. Ama ellerinde bir şey yok yani. Son haftaya geldi, bunu yapabilirler mi? Çok ihtimal vermiyorum. Yani bunu becerebilecek bir ekonomik altyapıları yok. Şimdi tabii siz de biraz önce ifade ettiniz ki bu yönde yorumlar da yapılıyor. Hep diyoruz ya, altını çiziyoruz. Türk siyasetinde artık hep kullanılan bir ifade, o boş tencere metaforu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde çalışmadığını gördük gibi yorumlar da yapılıyor. Ama tabii şöyle bir fark var arada. Sayın Aydın'ın da ifade ettiği gibi o seçime geçici bir rahatlama hissiyle, bir illüzyonla aslında gidilmişti. Şimdi bu seçime farklı bir ortamda gidiyoruz ki 1 Nisan'dan sonra gelecek önlemlerin şimdiden işaretlerinin alındığı, adımların atıldığı bir dönemde gidiyoruz. Bu arada bu açıdan baktığımızda bu iki seçimi bu yönde nasıl değerlendirirsiniz, aradaki farkları Sayın Aydın? Şöyle söylemek lazım. 2022 Aralık
ve 2023 Mayıs arasında atılan hamleler, ekonomik hamleler Erdoğan açısından, genel kitle açısından, toplum açısından düzelme ihtimali olabilir diye para sürüldü piyasaya. Bir miktar rahatlanma sağlandı. O en azından satın aldı toplum. Hani bu düzelme ihtimalini, ekonomik krizden çıkma ihtimalini toplum satın aldı. Ama hemen arkasında 28 Mayıs o büyük Mehmet Şimşek'in alkışlarla geldiği dönem ve sonrasında yaşananlar artık bu vaatlerin de boş olduğunu gördü. Devam eden krizin derinleştiğini hissediyor her şey iliklerine kadar. Bu açıdan birbirinden çok farklı iki konjonktürde geldiğimizi söylemek mümkün. Bir de şunu eklemek lazım. Yerel seçim ve yerel seçimlerde özellikle 5 yıl boyunca bu kesime, toplumsal bu daha yoksul kesime büyükşehir belediyeleri ne kadar dokundu? Bunu da çok aslında test etmiş durumda değiliz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi bu yoksul kesime ne kadar dokundu, hayatları ne kadar kolaylaştırdı. Eğer burada da pozitif bir şey varsa bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren kesimin sandığa gitmeme ya da Büyükşehir Belediyesi'nde muhalefetin adayını destekleme konusunda elinin daha rahat olacağını düşünüyorum. Bir kendi yaşadığı çok ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntı konusunda da yanında hissettiği bir belediye var. Varsa tercihini daha kolay yapar. Böyle iki temel fark var genel seçimlerle yerel seçimler arasında. Şimdi bu yerel seçimi tabii konuşulacak aktörlerini de gündeme getirmek lazım. Onlardan bir tanesi de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan muhtemelen. Herkes hemfikir bu konuda. Erbakan iktidara, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerine devam ediyor. Ve o eleştirilerin de iki başlıkta toplandığını görüyoruz. Bir, sizin de altını çizdiğiniz gibi ekonomiyle ilgili yurttaşın yaşadığı sıkıntı, emeklerin yaşadığı sıkıntı ve uygulanan ekonomi politikaları. İki, Gazze ve İsrail'le süren, devam eden, artarak devam eden bu ticarete ilişkin eleştiriler devam ediyor. Sizce bu seçim Erbakan açısından ne ifade edecek ve sonraki seçimlere ilişkin hangi işaretleri verecek? Nasıl yorumlarsınız? Ya işin açıkçası bu son 8 gün çok ciddi bir değişim yaşanmazsa, yani Yeniden Refah'ın mitinglerdeki, toplantılardaki görüntüsü, dinamik görüntüsü sandığa yansırsa, biz 1 Nisan itibariyle biraz farklı şeyler konuşmaya başlarız. Muhafazakar cephede AKP'yi de ilgilendiren, Erdoğan'ı da ilgilendiren şekilde, yani %5'i Türkiye genelinde geçen, Yozgat'ta, Urfa'da iktidarın adayını zorlayan, hatta bir yeri alan, bazı ilçelerde seçim kazanan bir Yeniden Refah Partisi'nin ve onun liderinin 1 Nisan'a başka türlü gireceği çok açık. Yani burada sadece Erbakan'ın etkisi değil, salona gelen dinleyicilerin ya da alana gelen dinleyicilerin, en ucra kasabada da etrafına oluşan o milli görüş geleneğinin yansımasını görünce bir miktar artık işin değiştiğini hissedebiliyorsunuz. Bunun ne kadar sandığa yansıyacağı çok önemli. Bu bir hafta içinde herhangi bir anlaşma olmazsa, İstanbul açısından söylemiyorum ama Türkiye'nin farklı yerlerinde tamamen iplerin koptuğunu söylemek mümkün değil. Bu gerilime rağmen, karşılıklı sözlere rağmen bazı illerde, ilçelerde yine çeşitli feragatlar yapılırsa belki Yeniden Refah'ın bu arkadan esen rüzgarını bir miktar Erdoğan kesebilir. Ama eğer kesemez de %5'leri zorlayan bir Yeniden Refah çıkarsa biz başka bir şey konuşacağız bir misal itibariyle. Bir ilginç bir nokta da, ben 94 seçimlerini de hatırlıyorum, İstanbul'daydım. Yeni mesleğe başlayan bir gazeteciydim. Neredeyse aynı şeyleri söyleyen bir Refah Partisi. Aslında bu siyasal İslam'ın da bir çeşit trajedisi. 30 yıl sonra tamam inşallah'tan bindikleri kamyonete kadar bir taklitle iktidara gelmiş, yerelde ve genelde iktidarı deneyimlenmiş siyasal İslam tekrar bir siyasal İslam'a eleştiriyle güçleniyor. Bu da herhalde başka bir trajedi, hem Türkiye açısından hem siyasal İslam açısından. Aynı şeyleri söylüyorlar. Yine o zaman ekonomiyi çok hatırlayın ya da hatırlatalım izleyicileri. 94 krizi ve onun arkasında, yani Çiller hükümetinin yarattığı kriz vesaire, onun arkasında gelen bir Erbakan rüzgarı vardı. Dış politikada Orta Doğu merkezli, yine benzer İsrail merkezli bir dış politika eleştirisi vardı. Neredeyse aynı cümleleri, babasının cümlelerini tekrar eden bir Fatih Erbakan var ve bu 30 yıl sonra
hala prim yapması da çok ilginç. Siyasal iktidar, İslamlı bir parti olmasına rağmen burası da gerçekten tartışılması, önümüzdeki dönem üzerine çok konuşulması gereken bir başka vaka. Ama gördüğümüz şu, yeniden Refah Partisi yeni bir kitle yaratmıyor. Esas olarak AKP'den alıyor kitlesini. Yani toplumun farklı kesimlerini. Ki aslında AKP'ye de kendisinden zamanında giden kitle bir anlamda geri mi dönüyor? Yani aynı kitle olmasa bile çocukları dönüyor diyelim. Yani babalarının, annelerinin yeniden milli görüşü ya da Erbakan'ı bırakıp Erdoğan'la yürüyenlerin çocukları şimdi tekrar Erbakan'a doğru, Fatih Erbakan'a doğru geliyor. Çünkü daha genç bir kitle. Yani 90'ların milli görüş tabanı ya da milli görüşü sürükleyen kadrolar değil, onların çocukları şu anda Yeniden Refah Partisi etrafında örgütleniyorlar. Ama dediğiniz doğru, tekrar köklerine doğru bir dönüş var. Ne kadarı gelir onu bilemiyoruz. Ama farklı toplumsal kesim değil. Esas olarak AKP'ye oy vermiş ya da AKP'nin gölgesinde siyaset yapan ya da AKP'nin hegemonyası içinde olan bir kitle oradan vazgeçiyor. Erbakan'a doğru geliyor. Gerçekten ben de çok fazla merak ediyorum. Yani 1 Nisan'da en çok hepimizin tartışacağı mesele burası olacak. Buranın aldığı oy ve Erdoğan'a, AKP'ye yaşattığı, ondan sonraki yaşattığı durum olacak. Başarısız bir Erdoğan ve AKP 2028'e giderken rejimin tahkimatında çok daha zorlanacak. Yeniden Refah'a çok daha fazla ihtiyaç duyacak. Yani bu da aslında MHP, Büyük Birlik Partisi, çeşitli çıkar grupları, Erdoğan üzerinden kurulan ittifaka başka bir denklem sunulmuş olacak. Yani tüm bunlar çok daha karmaşık bir süreci ortaya çıkarır. Yeniden Refah'ın biraz daha güçlü bir şekilde yerel seçimlerden çıkması. Evet, Bir Gün Gazetesi yayın koordinatörü Yaşar Aydın bu bölümde bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız için Sayın Aydın kolaylıklar diliyoruz. 1 Nisan'da.